Öncelikle hepinizin tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapmış olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz diyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Can Kılıç sizlerle hoş bir sohbet gerçekleştirecek. Öncelikle ediyoruz. Sıkıntı yok değil mi? Ulaşıyor sesiniz. Yok, hayır. Tamam. Nasılsınız öncelikle? İyisiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz. Hamdolsun iyi yazacağım. Allah iyilikler versin. Sevgili gençler, bizler Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı münasebetiyle siz sevgili gençlerimizle, sizler okullarınızdan, idarecileriniz tarafından seçilmiş, belirlenmiş, aslında özel öğrencilersiniz bu etkinlik, bu faaliyet için. Şu anda grubumuzda bizlerle birlikte 25 kişi var. Yani sizlerden 23, belki 22 tane genç kardeşimiz var. Bugün biraz hem gençlik üzerine hem de ülkemiz, tarihimiz hakkında şöyle kısa bir sohbet edelim. Daha sonrasında sizlerin paylaşmak istediğiniz, bizlere iletmek istediğiniz hususlar varsa onları bir genç kardeşlerimizin, gençlerimizin ağzından duymak isteriz. Öncelikle böyle bir ekran karşısında da olsa sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şöyle gencecik, dinamik, bu ülkenin geleceği diye en birikimli olduğumuz zamanlar içerisindesiniz sevgili gençler. Evet, sevgili gençler, biraz kendi ülkemizden ve daha sonra da dünyadan bahsetmek istersek şayet, hepimizce malum ve şu anda evlerimizdeyiz, bütün dünyayı saran, etkisi altına alan büyük bir kriz içerisindeyiz. Yani sağlığımızı tehdit eden COVID-19 hastalığı virüsü sebebiyle hep birlikte bütün dünya evlerimizde bu süreci geçirmeye, sağlığımıza dikkat etmeye ve korumaya gayret ediyoruz. Olması gereken de evet tüm devlet büyüklerimizin, bu işin uzmanları olan sağlıkçıların, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri evde kalmamız, temkinli ve tedbirli olmamız, dikkatli olmamız konularında. Bu süreç bir şekilde bizim için ne oldu? 2 aydır eğitim-öğretim ortamımızdan fiili olarak, fiziki olarak uzaktayız. Yani uzaktan eğitimlerle eğitim-öğretim faaliyetini yürütüyoruz ve siz sevgili gençlerimize, okul yöneticilerimizin, öğretmen arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle ulaşmaya gayret ediyoruz. Şube müdürü kardeşlerimizle öğrencilerimizi arıyoruz. Evde kal öğretmenin yanında projesi kapsamında öğrencilerimizi arıyoruz, sohbet ediyoruz, birkaç dakika hal hatır soruyoruz. Bu süreci nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmeye gayret ediyoruz sevgili gençler. Evet, yalnız değiliz, yalnız değilsiniz. Çok şükür sağlıklıyız, hala duyabiliyoruz, hala görebiliyoruz, hala hissedebiliyoruz, hala koku alabiliyoruz. Sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu şu dönemde çok daha iyi anladık sevgili gençler. Bizler okul yöneticilerimiz aracılığıyla aslında sizlere ulaştırmaya da gayret ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak karınca kararınca bugüne ait hatıra olsun diye bir takım etkinlikler de düzenledik. Nedir mesela? Bir tanesi şiirini yaz, bize gönder. Bunu değerlendirelim. Dereceye giren öğrenci kardeşlerimizin şiirleri videoya alınsın ve sosyal medya hesaplarımızda bunları kullanalım. Evet, bu başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün oluşturduğu aynı zamanda bir YouTube kanalı var. Toplantı sonrasında bu kanala yüklenecek. Şimdi birisi bu şiir. Bir diğeri de bugün akşam nihayete erecek olan 19 Mayıs temalı bilgi yarışması. İpuçlarını yine müdürlüğümüzün hem Twitter hem de Instagram hesaplarından paylaştığımız bir bilgi yarışması tertip ettik. Arkadaşlarımız, şube müdür arkadaşlarımız bu çalışmayı yaptılar. Bu akşam 19.19 itibariyle başlayacak. Yani 1919 itibariyle başlayacak. 2020'de sona erecek. 2020'de bitecek. Yani 101
Yani 61 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde sevgili gençler bu yarışmayı sosyal medya hesaplarımızdan az önce söyledim. Görselini de sizlere attık. Orada görebilirsiniz. Takipte kalın. Neyi kullanıyorsanız. Yani iki sosyal medya hesabımız var bizim. Bir Twitter, bir de Instagram. Çubuk ilçe mem diye girdiğinizde bunu görebilirsiniz. Aynı zamanda müdürlüğümüzün, şube müdür arkadaşlarımızın, okullarımızın sosyal medyalarında da bunlar şu anda dönüyor. Onlarca sosyal medyada bu yarışmalarla ilgili duyurular ve ipuçları geçmeye devam ediyor sevgili gençler. İnşallah tarihimize, atalarımıza, büyüklerimize, bu mirası bizlere emanet eden değerli devlet adamlarımıza yakışır şekilde canlı canlı, dolu dolu, güzel bir bayram etkinliği yapmaya gayret ediyoruz. Bunu da başaracağız inşallah. Sevgili gençler, tarihte devlet adamlığı ya da büyük insanların her hangisine olursa olsun baktığımızda hepsinin büyük idealleri olduğunu, hayalleri olduğunu görüyoruz. Şimdi bu savaşın başkumandanı kimdi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal çok küçük yaşlardan itibaren anne babasını kaybetti, kardeşlerinden kaybettikleri oldu. Okuldan atıldı. Bakın hikayesini şöyle kısaca özetleyecek olursak. Daha sonra farklı okullara gitti ve mezun olduktan sonra bir ideal koydu kendisine. Ülkenin, memleketin durumuna bakarak dedi ki ben bu mücadeleye katkıda bulunacağım. Önce bir nefer olarak katıldı, bir askeri olarak katıldı. Mücadelesini bu yolla sürdürdü. Daha sonra Anadolu'ya geçip orada bu meşaleyi yakarak devam ettirme kararını aldı. Ve bir türlü engellerle karşılaştı. Ve pek çoğu da bu engellerin birçoğu da yine bu işe aslında onun gibi yola çıktığını ifade eden bir sürü insanımız tarafından oldu belki de. Yakalama kararı çıkartıldı, görevinden alındı vesaire. Ama hiçbirisinden yılmadı. Ta ki 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmaya karar verdiğinde Bandırma vapuruyla Samsun'a ayak bastığında aslında kurtuluşun meşalesi yakılmış oldu. Oradan Havza'ya, oradan işte Sivas, işte Amasya, Sivas, Erzurum kongreleri, genelgeleri yapılmak suretiyle bütün topluma bilinçlendirme faaliyetleri yapıldı ve toplumun, milletimizin yek vücut olması sağlandı. Bugünkü gibi iletişim kanalı yok. Gazetelerde, yani kulaktan bilgilerle, aktarılan bilgilerle, belki de günlerce sonra ancak yeni bilgi bir toplumun, halkımızın, milletimizin kulağına yeni bilgiler ulaşıyor idi. Bu bilgiler doğrultusunda bu savaş, bu mücadele organize edildi ve çok şükür başarıyla sonuçlandı. Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi de çok okuyan birisi olmasıydı. Okumayı çok seven ama her alanda, yani tarihten kültüre, matematikten fiziğe kadar her alanda okuyan ve bununla ilgili de yazılar yazan, kitaplar yazan değerli bir devlet adamıydı. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı dediğimiz gibi liderlik özellikleriyle dolu olması. Lider insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi sevgili gençler, pes etmemesi, pes etmemek. Tarihimize baktığımızda çok daha geriye gidelim. Osmanlı tarihine döndüğümüzde sevgili gençler, bu topraklarda da Yıldırım Beyazıt Han biliyorsunuz Timur'la mücadele etmiş değil mi? Yani Anadolu'nun her karışı aslında tarih kokuyor. İşte bizim topraklarımız, Çubuk'un toprakları da bu tarih kokan yerlerden bir tanesi. Sizin bizim şu anda yaşadığımız köylerimiz, kasabalarımız, mahallelerimiz aslında bu tarihi dokuya şahitlik etmiş, yüzlerce binlerce insanı bağrına basmış ve bu mücadeleyi bizzat gözleriyle görmüş olan toprak parçaları. Toprak nankör değildir sevgili gençler. Toprak merhametlidir. Toprak şefkatlidir. Toprak ne verirsen onu bağrına alır. Biz içimizdeki bütün kirli, paslı her şeyi kusarız üstüne de bana mısın demez toprak, alır yeniden onu bünyesinde harmanlar ve o pisliği de temizler ve bizi de yaşatmaya devam eder. Bu topraklarda biliyorsunuz dediğimiz gibi Yıldırım Beyazıt Timur'la karşılaştığı Esenboğa mevkiinde orada çetin mücadeleler olmak suretiyle
Belli bir işte savaşlar, can kayıpları, geri çekilmeler, kayıplar oldu. Ama mücadele bitti mi? Yıldırım'dan Fatih meydana geldi. Onun neslinden Fatih Sultan Mehmet gibi, Kanuni Sultan Süleyman gibi değerli devlet insanları geldi. Fatih Sultan Mehmet, sevgili gençler, hızlıca anlatalım ki bazı şeyleri. Fatih Sultan Mehmet daha 13 yaşlarında 7 dil bilen bir genç olarak yetişti. İçinizde 13 yaşında kimse yok mesela. En genciniz belki de sınıf seviyenize baktığımda 10. sınıftan aşağı kimse yok. 15-16 yaşındasınız. Bakın 13 yaşında Fatih Sultan Mehmet 7 tane dil bilen, ana dili gibi konuşan, yazan ve bunu insanlarla iletişim halinde kullanabilen bir devlet, bir genç şehzade. 21 yaşına geldiğinde İstanbul'u fethetti. 21 yaşına gelmeden önce bir sürü biliyorsunuz toplar döktü, tophane meydanına götürdü, gemileri karadan yürüttü. Buraya gelinceye kadar acaba bu heyecanı niye yaşadı? 21 yaşındaki genç, içinizde 12. sınıfta genç kardeşlerimiz var. 18 yaşında, 21'e 3 yaş kalmış. 21 yaşına kadar 7.300'den fazla kitap okumuş Fatih Sultan Mehmet. 7.300'den fazla. Kütüphaneler dolusu değil mi sevgili gençler? Fatih Sultan Mehmet niye okudu dersiniz bu kitapları? Buna ihtiyacı var mıydı? Şöyle diyebilir miydi? Bir soru yöneltelim. Ya ben zaten şehzadeyim. Devamında zaten sultan olacağım, padişah olacağım, devlet başkanı olacağım. Okumasam da olur. Yani bir şekilde ben zaten devletin başına geçeceğim der miydi, diyebilir miydi? Derdi belki ama o zaman Fatih olmazdı sevgili gençler. O zaman bugün bizim hafızamızdaki Fatih Sultan Mehmet diye birisi olmazdı. Onu yetiştiren kültür, onu o hale getiren arkasındaki hocalar ve güç ona bir birikim kattı ve o bir ideal sahibiydi. O da aynı şekilde idealleri olan, hayalleri olan bir devlet adamıydı. Onun bu hayalini yani İstanbul'u mutlaka fethedeceğim diye bakın İstanbul'un fethedilmesiyle ilgili süreç ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Tarih yazıldığından beri belki de. Peygamber Efendimiz zamanında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde diyor ki İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Ve ondan sonra müjde veriyor. Bakın bu bir müjdedir. İstanbul mutlaka fethedilecek. Kimin elinden alınacak? Bizanslıların değil mi? O Roma'nın elinden alınacak. Onların başkenti, onların merkezi. İstanbul mutlaka fethedilecek. Bakın kesin. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır ve onu fetheden asker ne güzel askerdir. Müjdeyi böyle verince bakın daha Peygamberimiz zamanında 80-90 yaşındaki Eba Eyyub el-Ensari ta işte Arabistan Yarımadası'ndan kalkıyor ve İstanbul önlerine kadar geliyor. İstanbul'u fethedebilmek hayaliyle sırf bu müjdeye nail olabilmek için 90 yaşındaki kişi at ve deve sırtında İstanbul'a geliyor. Ve İstanbul'da vefat ediyor. Biliyorsunuz İstanbul'da Eyüp Sultan diye onun adının verildiği bir semt var şimdi. O insanları buralara kadar çeken neydi acaba? Aslına bakarsanız sevgili gençler, bunların hiçbirisi hayal değildir. Hayal bu değildir. Hayal, biraz önce söylediğimiz o devlet büyüklerinin yaşam hikayelerinde yazdığı gibidir. Bir örnek daha verelim. Amerika'nın en büyük, hani tanınmış devlet adamlarından, devlet başkanlarından bir tanesi olan Lincoln, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ancak şu diyor, köleler diyor, birilerinin gelip kendisini kurtarmasını bekler. Aciz insanlar diyor ancak birilerinden medet umar. Abraham Lincoln 10 yaşındayken ailesini kaybediyor. Evleniyor. 24 yaşında 3 tane çocuğunu arka arkaya kaybediyor. 3 tane çocuğu ölüyor arka arkaya. Daha sonra 27 yaşında bulunduğu yerin atıyorum eyalet senato seçimlerine katılıyor, kaybediyor. İşte 32 yaşında senato seçimlerine giriyor, kaybediyor. Yaş böyle gidiyor. Yani defalarca hem eyalet seçimleri hem senato seçimlerine geliyor. Hepsini kaybediyor. Bütün seçimleri kaybediyor. 48 yaşında Amerika'nın başkan adaylığını koyuyor. Amerika başkan adaylığını koyuyor ve o seçimleri de kaybediyor. 52 yaşına geldiğinde bakın mücadeleye bakın. Ne zaman başladı? 10 yaşında ailesini, annesini kaybetmekle başladı.
52 yaşına geldi ve Amerika'nın başkanı olarak seçildi. Abraham Lincoln şunu diyebilir miydi? Ya ben hayatta zaten alacağım bütün darbeleri aldım. Benden bu kadar. Ben bu mücadelede yokum arkadaş deyip bir kenara çekilmiş olsaydı, acaba Abraham Lincoln Amerika'nın en ünlü devlet başkanlarından birisi olur muydu? Olmaz değil mi sevgili gençler? Onun için bu insanların hayat hikayesine baktığımızda her birisinin mücadeleci, her birisinin mutlaka ama hepsi şunu yapıyor. Bakın Fatih Sultan Mehmet'i anlattık, en başta Atatürk'ü anlattık, bu Abraham Lincoln'u anlattık. Hepsinin hikayesinde ne var biliyor musunuz? Çok okumak var. Okumak, okumak, okumak. En önemli kazancımız, bu dönemdeki en önemli birikimimiz nedir, ne olacaktır? Okumak olacaktır sevgili gençler. Okumak bir insana verecek olduğu, bir insana verecek olduğu vizyon ve misyon çok farklıdır. Şöyle hemen şöyle birkaç hususu anlatalım. Eğer İbrahim Hocam, bağlantımız sevgili gençlerimizle sohbet ederken yetmezse, hemen yeni bir şifreyle eğer koparsa, yeni bir daha bağlantı yapabiliriz. Sevgili gençler, eskisi kadar, eyvallah, eskisi kadar Facebook, Instagram, Twitter hesaplarını takip etmiyor insanlar. Eskisi kadar derken geriye dönük belki 3-5 yıl öncesi kadardan bahsediyoruz. Orada daha çok eskisi kadar zaman geçirmiyoruz. Zamanımız çok kıymetli sevgili gençler. Artık storylerde paylaşıyoruz ve orada geçip gidiyoruz. Paylaşıp bir daha dönüp bakmıyoruz bile. Bakın bir araştırmayla ilgili paylaşım yapayım sizlere. Biraz hafızanızda kalsın. Ben bunları duyduğum, okuduğum zaman bazen yani insan tabiri caizse şöyle söyleriz. Dudağımız uçuklar. 2018'den itibaren herkesin 2018'den bugüne kadar her insan en az 3 saat zaman geçiriyor sosyal medyada, internet üzerinde. İnsanları artık seslerle kontrol ettiğimiz bir zaman yaşıyoruz. İnsanlar ses kulağına hitap eden şeye daha çok önem veriyor. Zeka türü ne olursa olsun, dokunan zekaya sahip olan, işitsel zekaya, duysal zekaya sahip olan kim varsa hepsi artık seslerle iletişim halinde. Sevgili gençler, insanlar artık Mars'ta hayat olduğu iddiasıyla oralara araç gönderiyor. Biliyorsunuz. Ve Mars'ın altında su bulunduğu iddiası yakında belki farklı bir dünya modeli ortaya çıkacak. Şimdi sevgili gençler, bizim dönemimizde şöyle geri gittiğimizde öğrencilik yıllarımıza 35 sene öncesine gittiğimizde belki de 30 sene öncesine hatıra defterleri olurdu bizlerde. Belki sizlerde var ama oraya yazı yazmaya başlanırken şöyle başlanırdı. Kalbin kadar temiz bu defterinde bana da bir yer ayırdığın için sana çok teşekkür ederim diye başlanırdı hikaye kısmında yazıya. Böyle devam ederdik biz. Şimdi sevgili gençler, bir soru o zamanlar yöneltilirdi. Boş zamanlarında ne yaparsın? Hala biz de sizlere soruyoruz. Boş zamanlarımızda kitap okuruz, cevabını veririz genelde. Ama hiçbir zamanda boş zamanımız olmaz. Hep doludur zamanımız. Hep meşgulüzdür ve kitap okumaya hiç vaktimiz olmaz. Kitap okumaya hiç vaktimiz olmaz. Şimdi dünyada bugünün koşullarında, bugünün insanlarından, günümüzden araştırmalardan bazı rakamlar vereceğim sizlere ki bizlere biraz yol göstersin. Ülkemizle ilgili bir araştırmanın sonucunu paylaşayım sevgili gençlerim. Bugün ülkemizde televizyon izleme oranı günlük 6 saat. İnternet veya sosyal medyada geçirdiğimiz saat zaman dilimi 3 saat günlük. Günlük 6 saat televizyon, 3 saat sosyal medya ve internet, kitap okumaya ayırdığımız zaman ise sadece, şu sesi bir aç bakalım, bir tahminde bulunsun gençler İbrahim Bey. Açıyorum müdürüm. Evet. 4 dakika mı? Sevgili gençler, günlük televizyon izleme oranımız 6 saat, sosyal medya, internette geçirdiğimiz ortalama zaman dilimi 3 saat ise, günde kitap okumaya ayırdığımız ortalama insanımız olarak ne kadar zaman ayırıyoruzdur? 4 dakika. Yarım saat. 10 dakika. Yarım saat. 10 dakika. Efendim?
İki saat olabilir mi? İki saat diyen var. 10 dakika diyen var. 4 dakika diyen var. 10 dakika. Sevgili gençler. 10 dakika diyen var. Yarım saat, 2 saat. Evet. Sevgili gençler, ülkemizde insanlarımızın günlük kitap okumaya ayırdığı zaman 1 dakika. Yaklaşık bundan biraz geri, bakın 1 dakika kitap okumaya zaman ayırıyoruz. Şimdi biz nasıl gelişebiliriz 1 dakika kitap okumayla? 1 dakika göz açıp kapayıncaya kadar gider. Bu Türkiye'nin ortalaması tabii. Şimdi bundan bir 10 sene öncesinin araştırmasında Güney Kore, Japonya'daki kitap insanların yılda ortalama var. Ortalama 10-12 kitap okuduğu var idi. Ülkemizdeki insanların kitap okuma oranı yıllık baktığımızda 12 kişi bir araya gelip bir kitap bitiriyor. Yani 12 insana bir kitap düşüyor gibi bir şey düşünün. Şimdi devam edelim biz ayrıntılarımıza, istatistiklerimize. Sevgili gençler, dergi okuma oranımız %4, kitap okuma oranımız %4,5, gazete okuma oranımız %22, radyo dinleme oranımız %25, televizyon izleme oranımız %94. Evet, bu verilerden yola çıkarak sevgili gençler, şu kanıya varabilir miyiz? Bizler Türk toplumu, Türk milleti olarak izleyen bir toplumuz, okuyan değiliz. İzleyen bir toplumuz ama okuyan değiliz sevgili gençler. Evet, eskiden toplu taşıma ile yapılan seyahatlerde insanlar gazeteler alır ya da işte otobüslerde gazete bulunur, trende, uçakta gazete bulunur. İşte yanında oturan birisinden çekine çekine işte şu ifadeyi kullanır. Bakın bu okuyan değil, izleyen bir toplumumuz ifadesine yatkın olarak onu destekleyen şu ifadeyi kullanabiliriz. Yanındakine şunu söylerdik, biz de bunu yaptık yolculuk yaptığımız zaman. Gazetenize bakabilir miyim? Doğrusu ne olması lazım? Gazetenizi biraz okuyabilir miyim? Değil mi? Gazetenizi okuyabilir miyim dememiz gerekirken gazetenize biraz bakabilir miyim diyoruz. Bakın bakmak ve izlemek. İzleyen bir toplumuz biz. Televizyon da bunun için çokça izliyoruz. Ondan sonra maçları da, filmleri de, radyoyu da vesaire hepsini de bu nedenle çok daha fazla izliyoruz sevgili gençler. Evet, bunu bir şekilde kırmamız lazım. Gençlerle, sizlerle, bizlerle bir şekilde bunu kırmamız lazım. Bu taraftan da son 6 dakikaya girmişiz. Bizimki biraz süreli olduğu için yeniden bağlanacağız demektir. Evet, sevgili gençler, Türkiye'de en çok kitap okuyan şehirlere baktığımız zaman birbirine sırtını dayamış iki şehrin en fazla kitap okuyan şehirler olduğunu gösteriyor araştırmalar. Erzurum ve Erzincan. Burada şu var, demek ki yan yana olması ilginç aslında, değil mi? Sevgi demek ki bulaşıcı. Yani sırt sırta vermiş olan bu iki şehrin birbirine verdiği sevgi desteği aslında bulaşıcı ve Türkiye'de en çok kitap okuyan şehir olarak bu ikisi geçmiş, istatistiğe geçmiş. Sevgili gençler, Türkiye'de yılda 410 milyon adet kitap yayınlanıyor. 410 milyon adet. Bunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılmış olan ders kitapları, kaynaklar vesaireler bu yayınların %53'ünü oluşturuyor. Yani büyük bir bölümünü Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizim sizin öğrencilerimize sunduğu kaynak kitaplar, ders kitapları ve basılı materyaller oluşturuyor. Geriye kalan %47'sini de işte düşünün. Şöyle düşünelim. İşte roman ve kurgu türü kitapların oranı %8. Geriye kalan da buna göre şey yapabiliriz. Evet, insanlar artık çok fazla okumayı da düşünmüyor. Google var diyor, YouTube var diyor, sesli kitaplar var. Bunlardan mı takip ediyor? Bu da aslında çok fazla değil ama orada çok fazla vakit geçiriyor. İnsanlarda, insanımızda okumak zaman kaybı olarak görülüyor artık. Zaman kaybı olarak görülüyor. Orada zaman kaybedeceğim zamanı ben hızlı bir şekilde internetten gezinerek temin ederim düşüncesine sahibiz. Evet, sevgili gençler, beynimizde hepiniz biliyorsunuz, araştırmayı bilen, okuyan, fizik, kimya, biyoloji, bunları okuduğunuz için söylüyorum. İnsanın beyninde nöronlar vardır. Beyaz pulcuklardır bunlar, beyaz zerreciklerden oluşan. Bu nöronlar kitap okuyarak
bu beynimizdeki beyaz maddeyi, yani nöronları geliştiriyoruz. İşte nöronları en çok besleyen şeylerden bir tanesi kitap okumaktır, okumaktır yani. Ve insan beyninde okudukça bir filtre gelişiyor. Filtre ne işe yarar? Süzmeye yarar, değil mi? Süzgeç görevi görür. Biraz sonra ikinci oturumda yeniden bağlandığımızda da onu bahsedeceğim. Bugün sevgili gençler, Amazon'un kurucusu, en büyük portföy yöneticisi olan Buffett, Bill Gates ve Amazon'un sahibi olan kişilerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu insanlar dünyanın en zengin 3 tane kişisi. Bizim önümüze sosyal medyayı, interneti getirip koyan hızlı alışveriş sitesi. Aslında Amazon önce ne olarak başlamış biliyor musunuz? Amazon önce kitap satışıyla başlamış bu işe. Kitap satışından bugün dünyada 1 trilyon dolarlık bütçeye sahip olan, geliri olan bir şirket. 1 trilyon dolar. Kitap satışıyla başladığı bu alemde şimdi dünyanın en zengin 3 insanından bir tanesi. Ve bu 3 insanın da Bill Gates'in, Amazon'un sahibi olan kişinin ve Buffett'un en önemli özelliği sevgili gençler, çok kitap okumaları. Bu insanların her birisi günde en az 10 saat kitap okurlarmış. En az 10 saat kitap okuyorlar. Ne zaman çalışıyorlar derseniz, ortak özelliklerine baktığınız zaman sabah 6'da kalkarlar, hazırlanırlar, işine giderler, işini organize eder, akşam yine vakitlice çok uzun süre geçirmeden evine döner, ondan sonra kitap okumaya devam eder. Ve bu insanlar hafta sonu bizim tabirimizle pazar çantalarının içerisine 2 günde okuyabilecekleri kadar kitapları doldurur ve onu arabaların arka bagajına koyar, daha evlerine giderler. Ve yanlarında ne bir koruma ne bir şey var. Acıkınca da işte kasabanın lokantasına iner diyor araştırmacılar, işte yazanlar. Ve orada ortaklaşa işte bir hamburger yiyip tekrar dönerler. Götürdükleri o pazar çantasındaki kitapları 2 gün boyunca okur, bitirir ve ondan sonra tekrar işlerine dönerler. Günde 10 saat kitap okumak. Günde 1 dakika kitap okumak. Günde 10 saat kitap okumak. Bu saydığımız insanların zengin olmasının sebebi sevgili gençler, kitap okumaları. Zengin oldukları için kitap okumuyorlar. Okudukları için zengin olduklarını söyleyebiliriz. Onun için bizim buradan çıkartacağımız tek yol sevgili gençler, işte hayata hazırlanan, hayata karşı idealleri olan, hayalleri olan siz sevgili gençlerimize şunu diyebiliriz. Buradan yeni bir başlangıç yapmamız lazım. Yeniden doğuş göstermemiz lazım. Yeniden küllerimizden ortaya çıkmamız lazım ve bizim okumayı yeniden başlatmamız lazım. Bu son dakikaya girdik, koparsa ikincisini bu kadar uzun tutmayacağız. Sizlere de söz hakkı vermek istiyoruz. Bayramla ilgili, 19 Mayıs'ımızla ilgili ve geleceğimizle ilgili sizin bizden tavsiyeniz, bizden isteğiniz var mıdır? Onu alacağız. Belki bir 15-20 dakika daha uzatırız. İbrahim Hocam, size zahmet olacak. Yeniden gençlerimize ID numarası gönderelim. Hızlıca bağlanalım, bir sohbet daha edelim. Zor zamanlar geçiriyoruz. Ama şunu görüyoruz ki bu iş için belki de şunu bir kere daha öğrendik. Sabrı yapıyorduk ama daha çok sabretmemiz gerektiğini bu dönemde bir kere daha, iki kere daha, belki daha fazla kat kat gördük ve anladık, idrak ettik. Yani sabırdan başka çaremiz yok ve tedbirlere uyacağız. Başka çıkar çaresi yok. Çünkü şunu görüyoruz. Bugüne kadar belki de yine hangi okulda bakalım. Evet. Gevher Nesibe. Evet, Gevher Nesibe'de. Şimdi birçok okulumuzdan öğrenci kardeşlerimizin ailesiyle bu COVID-19'a yakalandığına şahit olduk bu dönemde. Son 1-2 haftadır bu biraz arttı Çubuk ilçemizde. Bizler de arıyoruz. Hem ailemizi hem de öğrencilerimizi, yavrularımızı arıyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Bunun bizsiz diye bir şey yok. Bir şekilde temasla bulaşan bir şey olduğunu gördük. Artık kapımıza kadar gelmiş durumda. Yani Çubuk'ta bu iş biraz yayılmış durumda. Şu anda 40'ın üzerinde pozitif vaka var. Belki de daha fazla ama hastanede tedavi gören diğerleri evlerinde. Ama hastane sürecinde 50'ye yakın şu anda Çubuk'ta
aile ya da işte kişi var, hasta sayısı var. Bu benim birebir aradığım 7-8 tane öğrencim oldu, öğrencimiz oldu sizlerden, kardeşlerimiz oldu. Ailesiyle bir şekilde babasının çalıştığı yerden bulaşma yöntemiyle gelmiş, aileye bulaşmış. Hepsi şu anda tedavi altında. Ha, çok şükür ciddi bir durum yok. Tedaviler olumlu gidiyor. İnşallah kısa zamanda da sağlıklarına kavuşacaklar. Evet, hepimiz sıkıldınız. Hele ki böyle sıcak bir mevsim geldi. Artık yaz dönemine girdik. Yani baharı görmeden yaza ulaştık, dışarıya çıkamadan kıştan yaza. Ya bu sürecin nereye kadar süreceğini, uzayacağını şu anda kestirme şansımız yok. Okullarımızdan ayrı kalmakla kalmadık. Aslında tüm sevdiklerimizden, tüm gerçeklerimizden, tüm belki eski alışkanlıklarımızdan şu anda uzaklaştık. Yani gezmeyi, arkadaş ilişkilerini, akraba ilişkilerini, bayramları, ne bileyim işte mübarek Ramazan ayında camilere gitmeyi, cuma namazı kılmayı, bayramlarımızı, teravihleri, her şeyi, tüm kutsal değerlerimizi de belki bu süreçte askıya aldık. Her şey belki şu anda bekliyor, duruyor. Gerçekten sevgili gençler, bizlere bu süreç çok şey anlatması lazım, çok şey öğretiyor. Kazanımları elbette ki var, yani götürdükleri var ama kazandırdıkları da var. Buradan kim daha güçlü çıkarsa hayata, o daha güçlü bir şekilde asılacak. Biraz önce başlangıçta birinci oturumda söylediğim gibi, idealleri olan, hayalleri olan, Sinem kardeşimizin söylediği gibi, hayalleri ve idealleri olan ve bu uğurda mücadelesini asla bırakmayan, ne olursa olsun, çünkü hayat devam ediyor. Nefes aldığımız sürece bu hayat bizim için var olmaya devam ediyor. Biz nefes alıyoruz çok şükür. Nefesimiz devam ettiği sürece hayallerimiz hep var olacaktır. Hayal dediğimiz gibi insanı yaşatan hayalleridir. Hayali olmayan sadece kim hayal kurmaz diyor bilim insanları, biliyor musunuz? John Dev şunu ifade ediyor, biraz oradan da atıfta bulunup sohbetimizi devam ettirelim. İkinci oturuma daha henüz giremeyen gençlerimiz var İbrahim Hocam, zannedersem. Evet, şimdi sevgili gençler, John Dev şunu söylüyor. Hani okumaktan bahsetmiştik ya, birçok devlet insanının, büyük insanların, bir şeyleri başarmış olan, belli bir kariyere gelmiş olan, gerek devlet adamı olsun, gerekse varlık sahibi insanların, bu şey için de geçerliydi. Hani bizim belki de ilkokulu ancak bitirmiş, terk etmiş olan rahmetli Sakıp Sabancı da dahil buna. Bu insanlar hep okuyarak bulundukları yere gelmiş. John Dev şunu söylüyor. Bir insan kendini okumaya, öğrenmeye hangi yaşta kapatmışsa o zaman ölmüş demektir. Bak, çok önemli bir tespit. John Dev diyor ki, bir insan kendisini okumaya ve öğrenmeye hangi yaşta kapatmışsa o zaman ölmüş demektir. Eğer sevgili gençler, ben 50 yaşında bir insanım, kendimi bu öğrenmeye, okumaya kapatmışsam ben şu anda ölmüşüm demektir. Siz gençlerimiz olarak 18-20 yaşında, 15-16 yaşlarında kendinizi okumaya iptal demişseniz, benim hedeflerim var, sadece çalışacağım, başka bir şey görmüyor gözüm der ve okumayı terk ederseniz, işte öldüğünüz gün o gündür. Yani cenaze namazınız kılınmaz ama ölmüşüzdür, manen ölmüşüzdür sevgili gençler. Manen ölmüş bir insan kendini toparlayabilir mi? Kendisini yenileyebilir mi? Yenilemez. Yenileyemez. Yaşayan bir ölüsünüz. Yaşayan bir ölüyüz. Eğer kendimizi okutmaya kapatmışsak. Değişmeyen kimdir? Değişmeyen, dönüşmeyen sadece deliler ve mezardakilerdir. Değişmeyen kimlerdir? Sadece deliler ve mezardakiler, yani ölüler. O zaman biz akıllı olan insanlar her zaman değişmeye, dönüşmeye, öğrenmeye ve mücadeleye varız dememiz lazım. Evet, biraz sohbeti değiştirelim. Başka söz almak isteyen bu süreçle ilgili en azından sohbetimizin nasıl gittiği, sıkmak da istemiyoruz. Aslında sizlerle bir araya gelmek, böyle temsilci olan genç kardeşlerimize bu ekranda birbirimizi görmek niyetimiz buydu. Güzel de oldu. Sizleri görmek bizleri hem heyecanlandırıyor hem bizlere enerji ve güç veriyor. Bunu paylaşmak adına seslerinizi açıp konuşabilirsiniz. Hislerinizi bize yansıtabilirsiniz sevgili gençler. Biraz da sizin sözlerinizi alalım.
Ondan sonra dizini söyleyeceğimize dönüp nihai noktayı koyarız. Evet. Merak ediyoruz sizin duygularınızı. Bu zamana kadar anlattıklarımızdan edindiğiniz bir çıkarım var mı? Faydalı mı oluyor? Zararı mı oluyor? Fikirleriniz de bizim için önemli sevgili gençler. Buyurun. Öncelikle herkesin şimdi bayramını kutluyorum şimdiden erkenden. 19 Mayıs Genç Spor Bayramı. Bu koronavirüs yayıldığından itibaren hepimiz bir telaş içerisindeydik. Ama bunu Sayın Bakanımız olsun, Sağlık Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü süreçle toparlandı. Evet. Biraz daha kontrol altına alındı diyebiliriz. Onun dışında bu virüslü dönemi evde geçiriyoruz. Herkes sıkıntılı oluyor mesela. Kitap okumalı, ondan sonra evden çıkmamalı. Yani sosyal mesafelere dikkat ederek kurallara uymak herkes için, toplum için yararlı. Bunun için kurallara uyalım. Seda, Sude çok teşekkür ediyoruz sana. Güzel temennilerin için aynısına da bizler de katılıyoruz Sude kızımıza, kardeşimize. Evet, başka söz almak, paylaşmak isteyen arkadaşımız var mı? Öncelikle herkese merhaba. Merhaba Seyda Nur. Selamlarını iletmekle mükellefim. Evet. Ulan'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tarihte birleştirerek evlerimizde kutlamaktayız. Ama bu durum biz Atatürk gençler için bir engel teşkil etmemeli diyor diye düşünüyorum. Hem bu vesileyle milli değerlerimizin ve birbirimizin daha yanında bulunmaktayız. Milli değer kıymetini bilmiş olduk. Evet Sevda Nur, çok teşekkür ediyoruz. Sizin de ağzınıza sağlık. Evet, sevgili gençler, devam edebiliriz. Görüşlerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaşın. Biz ondan sonra devam edelim. Biraz böyle araya farklı şey koymuş olalım. Tek yönlü bir iletişim olmaktan çıksın. Sizin de görüşleriniz bize kadar ulaşsın isteriz. Buyurun. Evet. O zaman biz devam edelim. Madem bir es geldi, bir boşluk oluştu. Gençlerimiz söyleyeceklerini tamamladı bir iki kardeşimizle. Sonunda tekrar fikirleriniz oluşursa alırız. 5-10 dakika daha biz de söyleyeceğimizi ifade edelim gençler. Şimdi kitap okumayla ilgili devam ediyoruz. Bunun başka çıkar yolu yok. Bizim en büyük kaybımızdır bu okumak. Okuma kültürünü yok etmek en büyük kaybımızdır. Kazancımız ne olacaktır? Bunu tekrar kazanmak olacaktır. Bunu tekrardan inşa etmek olacaktır. Kitap okumanın ne yararı vardır derseniz sevgili gençler, hemen onlarla da bir iki cümle söyleyelim. Kitap okumak birincisi zekayı geliştirir. Bu bir kesin. Zekayı geliştirir. Empatiyi güçlendirir. Empatiyi güçlendirdiğimiz zaman ne olur biliyor musunuz? Empatinin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Karşımızdakini yerine koyabilmek, onun gözüyle hayata bakabilmek, insanlara bakabilmek, olaylara bakabilmek ve insana gerekiyorsa zulmetmemek, insana merhamet etmek, insana şefkat göstermek, sevgi göstermek. Evet, empatiyi geliştiriyor. O kitap okuyan insanın odaklanması kuvvetleniyor. Odaklanma. Kendi öğrencilik yıllarımıza bakıyorum ben. Belki de şu anda 25 yıldır öğretmenim, 25 yıldır ben mesleğin içerisindeyim. Belki de en çok kitabı ben öğrencilik yıllarımda okudum. O günleri, o yılları özlüyorum. Şunu çok iyi hatırlıyorum sevgili gençler. Bir kitap okumaya başlamıştım. Yani o zaman lisede miyim, ortaokulda mıyım tam bilmiyorum ama bir kitap okumaya başladım. Bir romandı ama olsun. Çünkü bunlar insanın ruhunu geliştiriyor, muhakeme yeteneğini geliştiriyor. Kitabı aldım. Bahsettiğimde nereden baksanız işte yaşıma göre değerlendirin. En az 35 sene öncesi. Odamıza çıkmışız. Bir ev, yukarıdan gece lambası var asılı, arka sırt tarafta. Gece lambasını açmışım, diğer lambayı da kapatmışım. Ben
O kitabı bitirmeden sabaha kadar kitap okudum. Gece lambasının altında, biliyor musunuz? Ve o kitabı bitirdim. Ondan sonra benim için hayat. Yani çekti kitap kendisini, kendine çekiyor. Bir macera gibi. İçinde kendinizi buluyorsun. Kitabın en önemli özelliği, tarihi bir kitap okuyabilirsiniz, bir roman okuyabilirsiniz. İçerisinde kahramanın yerine kendinizi koyarsınız ve kendinizi bulursunuz. Evet, kitap okuyan kişinin algılaması ve odaklanması artıyor. Ben kitap okumaya başladığım zaman ya da bunu artırdığımda lise yıllarımda şunu çok iyi gördüm sevgili gençler. Edebiyat dersleriniz hepinizin var şu anda. Edebiyat dersi temel derstir. Edebiyat dersindeki yazılarım, yazımın güzelleşmesi ve bununla birlikte edebiyatta bir soru vardı. Sonda kompozisyon yazmak vardı ve nereden baksın en az 25 puandı. Bazen 30 puan koyardı öğretmenler. Ben okuduğum kitaplar sayesinde yazdığım kompozisyonlardan tam puan almaya başladım. Ya da çok küçük bir kırma oluyordu. 30 puanlık bir sorunun belki 28'ini alıyordum, gerisini kaybediyordum. Şimdi şunu gördüm. O dönemde öğretmenlerim, o zamanlar şimdiki gibi işte internet, bilgisayar, hiçbir şey yok ortada. Öğretmenlerin not defterleri vardı. Ceplerinde gezdirirlerdi. O sınıfa girdiğinde yazılı yapacağı zaman, sözlü mülakat yapacağı zaman defteri çıkartır, oradan ismini okur eder. Öğretmenler not defterini bana yazdırırdı. Bakın, öğrenciyim, yazımızın güzel olmasından dolayı defterleri bizlere yazdırırlardı. Şimdi evet, kitap okuyan kişinin bir muhakeme yeteneği, odaklanması ve algılaması gelişiyor ve artıyor. Okumak stresi azaltıyor. Sevgili gençler, bu dönemde az önce Sinem kızımız söyledi ya, evet, şimdi bizim belki de bu dönemde en önemli üzerimizde olan stres yüklenmeler, değil mi? Negatif elektrikler çok fazla var üzerimizde. Hepimiz gerginleştik. Çıkamıyoruz, kolumuzu uzatamıyoruz, sarılamıyoruz, sevemiyoruz, değil mi? Yani bunu anlatamıyoruz karşı tarafa. Stres üstümüzde birikti de birikti. Şimdi kitap okumanın en önemli şeylerden bir tanesi, kazanımlarından, stresi azaltması. Demek ki çare, işte size bir reçete, bize bir reçete. Ben de mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. Yeterli değil. Öğrencilik yıllarımdaki gibi hiç değil. O kadar öğrenciliği, yani bir taraftan ders var, ödevler var, çalışmak var. Ama biz buna rağmen yine de okuyormuşuz sevgili gençler. Yani o zaman demek ki zaman bulunabiliyormuş. Yani onu bir kere başladınız mı o heyecana, ona kapıldınız mı, bir şekilde sizi alıp götürüyor. Evet, bu konuyla ilgili sevgili gençler, dedik ya stresi alıp götürüyor. Enteresan bir araştırma var sevgili gençler, bu şeyle alakalı, okumayla alakalı. Evet, düzenli kitap okuyan, bakın belki bundan sonra daha çok okuyacağınızı düşünüyorum. Düzenli kitap okuyan bir kişinin okumayanlara göre 2 yıl daha fazla yaşadığı tespit edilmiş. Araştırma sonucu bu. Düzenli kitap okuyan birisinin okumayanlara göre 2 yıl daha fazla yaşadığı araştırmaların sonucu. Evet, buna bakarsak demek ki artık okuruz gibi geliyor bana. Az değil 2 yıl. Şimdi hayal gücümüzü geliştiriyor. Biraz önce hayalle ilgili kısmını anlattık. Şu an evet, bir araştırma şunu gösteriyor yine. Ülkemizde yer alan, bulunan gençlerimizin, çocuklarımızın %50'si maalesef hayal kurmuyor. Hayali yok. Hayal nedir diye sorduğumuzda, başta söylemiştim ya, işte iyi bir işim olsun, iyi bir gelirim olsun, arabam olsun, bir tarafta evim olsun, atım olsun, yatım olsun, katım olsun, iyi bir eşim olsun. Bunlar hayal değil. Hayaller başka şeyler. Hayalleri başta o devlet insanlarından söyledim. Bizlere bugün bu toprakları emanet eden, bu devleti devlet yapan ve kural ve kaidelerini oluşturan devlet adamlarımızı ve devlet büyüklerimizin hayallerinden bahsettim. Değil mi? Hayal büyüktür, başka bir şeydir. Evet, sevgili gençler. Bir insanın hayali yoksa o toplumun da geleceği yoktur sevgili gençler. Yani o gençlerin, o insanların oluşturduğu toplumun da geleceği yoktur. Evet, kitap beynin oksijenidir. Oksijen ne işe yarar? Hepiniz biliyorsunuz. Bakın, felsefi bir cümle olarak kullandığımızda, kitap bir insanın beyninin oksijenidir. Oksijen alamadığımız zaman nasıl hale geldiğimizi düşünün. Entübeye döneriz. Bitkisel hayata döneriz, değil mi?
yani yaşam ünitesine bağlanmamız lazım ki hayatımızı devam ettirelim. Onun için sevgili gençler, kitap bizim beynimizin oksijenidir. Biraz önce bu saydığımız dünyanın en büyük portföy yöneticisi Buffett, ondan sonra Bill Gates ve Amazon'un sahibi kişilerden bahsettik ya. Evet, Bezos. Bu insanların şu anda üçünün de ortalama yaşı 64-65, biliyor musunuz? 64-65 yaşındaki insanlardan bahsettik. Bu insanların ortak özelliği dedik, günde 10 saat en az 10 saat ama kitap okumaları. Evet, şimdi sevgili gençler, bizim beynimizin paraşütüdür kitap okumak. Hani bu insanlar söylüyor, ben diyor, birisi bana bir şey sorduğu zaman ben çok kitap okurum. Zamanımın %80'ini ya da biz diyor zamanımızın %80'ini kitap okuyarak geçiririz diyor. Bu üçü, dünyanın en zengin olan Buffett, Bezos ve Bill Gates. Bu üç kişi biz zamanımızın %80'ini kitap okuyarak geçiriyoruz. Evet, kitap enteresan bir şey söylüyorlar. Az önce söylediğimiz gibi kitap okuyunca beynimizde bir filtre gelişiyor. Birisi bize bir fikir sunduğunda, bir talepte bulunduğunda beynimizdeki o filtreler devreye giriyor ve bize bir çıkarım yapıyor. Ve biz insanlara en geç 3 dakika içerisinde kanaatimizi, fikrimizi söyleyebiliyoruz. Bunun ne sayesinde? Okudukları bu kitap sayesinde. Hani bizim tabirimizde bir şey vardır ya, sazan gibi hemen düşmemek. İşte bu insanlar okudukları kitap sayesinde beyinlerindeki filtreler onlara doğru gerçekleri arz ediyor, söylüyor. Ve böylece hani hem tongaya düşmüyor hem yanlışa düşmüyor. Doğru bir şekilde bu insanlara karşı 3 dakika içerisinde cevabını veriyor. Evet, araştırmalar şunu da göstermiş. Tabii ülkemizle ilgili son 10 yılda kitap okumayla ilgili ülkemizde güzel gelişmeler de var tabii. Yani ben biraz önce geriye dönük 10 yıllık veriyi de verdim. Bir Japon yılda en az 10-12 tane kitap okurken bir Türk 10-12 kişi bir araya gelerek bir kitap bitirmiş oluyor. Şunu kitap sayalım. Bu bir kitap. Buradaki işte şu anda kaç kişi var burada? 24 kişi. 24 kişi bir araya geldik. 2 tane bunun gibi kitap bitirmiş olduk yılda. Ama Japon ve işte uzak doğu ülkelerin, gelişmiş ülkelerin beynini harekete geçiren insanların ülkeleri bu şekilde değil sevgili gençler. Evet, kitap okuma alışkanlığında ülkemizde de son 10 yılda %20 artış olduğunu gösteriyor. Güzel bir gelişme. Bunu artırmak için şimdi sizlere geçiyoruz sevgili gençler. Şunu ifade edelim. Sizler okur, düşünür ve değişirseniz okullarımızda ve bulunduğumuz yerlerde de değişim başlayacaktır. Kelebek etkisini biliyorsunuz değil mi? Biliyor muyuz? Kelebek evet, etkisini, kelebek etkisini duydunuz, bunu biliyorsunuz. Bakın, sizler sevgili gençler, her biriniz artık okullarınızda okuma elçisi vazifesi görecek. Okuduğunuzdan eminim. Yani buradaki gençlerimizin büyük bir bölümü belki de çok güzel, ben dediğimden, hayal ettiğimden çok daha fazlasını okuyorsun. Eminim ondan. Onu sorgulamayacağız. Ama bu sohbetten itibaren bunu çok daha geliştirmemiz lazım. Çok daha artırmamız lazım. Ve okullarımızda artık, şimdi liselerimizden her birisinden burada genç kardeşimiz var. Siz bir kültür elçisi olacaksınız. Okulunuza gittiğinizde Mustafa Samet de, Sevda Nur Aytar da, Fatih de, Hilmi Can da, Gülsüm de, Yunus Emre de, Muhammed Efe de, Ali Samet de, Zeynep Sıla da, Sude de, Beren Şah da, Seda, Senem, Sinem, İbrahim Hocam burada, evet, Ömer Faruk, Melisa, Reyyan, Sıtkı kardeşimiz, Gizem kızımız, Selma kızımız ve Hasan kardeşimiz olmak üzere. Her biriniz okullarınızda bu iş için birer elçi olacaksınız. Gittiğiniz yerlerde önce kendiniz değişir ve dönüşürseniz, kelebek etkisi yaparak oraları değiştirip güzelleştirebiliriz. İstemez misiniz? Sizin elinizde, okulunuzda yeni bir hareket başlasın. Okulunuzda, bunu sosyal medyadan şu anda başlatabiliriz, hiç önemli değil. Yani şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Mesela bir kitap tavsiyesi yaptınız. Bunu yapan okullarımız var, biliyorum. Bir kitabı ortak okudunuz. Oradan bazı pasajlarını, cümlelerini ortak paylaştınız. Hem sosyal medyada ya da gruplarınızda. Ben şuradan, buradan şunu anladım, sen şunu neydi? Onu tartışabilirsiniz. Bunları yapabiliriz. Siz şimdi okullarınıza döndüğünüzde, yani bu toplantı sonrasında
her biriniz aslında bir kültür elçisi, kitap elçisi vazifesini göreceksiniz. Evet, okuma kültürünü işimizin bence ilk gündem maddesi yapabiliriz. İnşallah bizler de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak, işin başında olan kişi olarak arkadaşlarımıza oturup bununla ilgili ne yapabilir, nasıl bir heyecan ortaya koyabiliriz, bunun mütalasını yapacağız. Bunu yaygınlaştırmak için de bizler de bize düşeni inşallah yapacağız. Ve şunu unutmayalım sevgili gençler. Hiç kimse yanındakinden, çevresinden bir şey beklemesin. Çünkü her şey bizimle başlar. Her şey bizimle başlar. Başkasıyla değil. Herkes bir başkasından bekliyor, yanlış yapıyoruz. Önce ben kendimi değiştireceğim, kendimi düzelteceğim ve çevremdeki şeyin, her şeyin de benimle birlikte değişmeye başladığını, güzelleşmeye ve dönüşmeye başladığını göreceğiz sevgili gençler. Önce biz. Bir insan kendisini değiştirmedikçe diğer toplumlarda, toplumun içerisinde olanlar da değişmez sevgili gençler. Önce kendimizden başlıyoruz. Evet. Evet, John Dewey'in de ifadesini söyledik. Onun için sevgili gençler, özetle şunu ifade edelim, sözü sizlere bırakalım. Biz sizlerle bizlere emanet edildiğinizi biliyoruz. Bizlerden bir şeyler beklediğinizi çok iyi biliyoruz. Biz görevimizin zorluğunun da farkındayız. 20 bin öğrencimiz var ilçemizde. 1400 civarı öğretmenimiz var. 50 küsür resmi işte 10 küsür de özel okulumuzda ilçemizdeki öğrencilerimize hizmet vermeye gayret ediyoruz. Yapacağımız şey belli. Planlı, programlı, istikrarlı ama inatçı, ama bilinçli bir şekilde işimizi yürüteceğiz. İşimizin başındayız. Sizleri seviyoruz, sizleri önemsiyoruz ve şu anda Türkiye'de, Ankara genelinde de her yerde insanlar harıl harıl kafa yoruyor bu işin ne yapabiliriz diye. Nasıl fayda sunabiliriz diye. Gençlerimize nasıl dokunabiliriz diye bir şekilde bu mücadeleyi veriyorlar. Bizler de bunun için bu mini toplantıyı yönetmeye çalıştık ya da organize etmeye çalıştık. Katıldınız, zaman ayırdınız, bir saattir birlikteyiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızın 101. yıl dönümünü gönülden tebrik ediyorum. Gözlerinizdeki pırıltı, ışıltı, kalplerinizdeki heyecan asla ve asla kaybolmasın. Ramazanınızın da son artık 4-5 gününe girdik. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta sonuna doğru da bayrama inşallah idrak edeceğiz. Belki evlerimizde olacağız. Biz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da 100. yılıydı malumunuz. Onu da yine aynı heyecanla evlerimizde, balkonlarımızda, odalarımızda, her yeri bayram havasına dönüştürerek çocuklarımızla, gençlerimizle kutladık. Belki kardeşleriniz var, küçükleriniz. O heyecanı biliyorsunuz. İnşallah daha güzel günler, daha güzel yarınlar bizleri bekliyor. Asla umudunuzu yok etmeyin. Siz var olun, biz var olacağız. Siz var olun, bu devlet var olacak. Siz güçlü olun, bu devlet güçlü olacak sevgili gençler. Ve bu dönem şunu gösterdi. Gerçekten milli eğitim ailesi, okullarımız fabrika gibi bu süreçte asıl gücünü ortaya koydu. Özellikle mesleki eğitim veren okullarımız çok güzel üretimler yaptı. Adeta yani bir nasıl söyleyelim, fırsat kolluyormuşçasına bu zamanları onlar fırsata dönüştürdüler. Makineler ürettiler, üretim yapan makineler ürettiler, robotlar ürettiler ve şu anda kendi kendine bulunduğu ortamı, kapalı mekanı dezenfekte eden robot geliştirdi. Bununla birlikte seri üretim yapan, maske üretimi yapan makineleri bu okullar geliştirdi. Bu okullardaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz geliştirdi. Çubuk ilçemizde de siperlikli maske üretildi. Bildiğimiz yüzlerimize takılan maske, 50 bin civarında maske üretildi. Ve toplumun, kamu, kurum kuruluşlarının tüm ihtiyaçları halk eğitim merkezimiz ve Hayra Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin ortak çalışmasıyla tamamlandı. Siperlikli maske, yüzlere takılan, kafaya geçirilen siperlikli maskeyi Bilim Sanat Merkezimiz, Yavuz Selim Ortaokulumuz ve Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Mesleki Eğitim Merkezimiz ortaklaşa 1500 civarında siperlikli maskeyi ürettiler ve ilçe genelindeki bütün kurum kuruluşların ihtiyacını giderdiler. Bizler daha güzellerini yapmaya talibiz.
yapacak güç ve kuvvete de sahibiz. Bunu gösterdik çok şükür. Bir olmaya, birlikte olmaya devam ettiğimizde bizim her şeyi yapacak gücümüz var ve birikimimiz var sevgili gençler. Bu duygularla tekrardan bayramınızı tebrik ediyorum. Ailenize, ailenizin tüm fertlerine, sizleri bizlerle buluşturdukları için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde görev yapan Şube Müdürümüz İbrahim Yahşi'ye, ARGE birimimizde görev yapan öğretmenlerimiz Tayfun Öztürk'e, ailelerimize izin verdiler. Sizleri bizlerle buluşturan, tavsiye eden okul yöneticilerimize, her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sözü şimdilik sizlere bırakıyorum. Paylaşmak istediğiniz husus varsa devam edelim. Ondan sonra bitirebiliriz sevgili gençler. Evet, buyurun. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Evet, önce Melisa sen de soracaksın. Evet, hayal kurmaktan bahsettik. Bu hayallerimiz bizi hedeflerimize götüren bir araç mıdır, yoksa hedeflerimizin ta kendisi midir? Bunu sormak istedim. Hayaller şöyledir sevgili gençler. Hayaller amaç değildir, araçtır. Yani bizleri canlı tutan, hani dedik ya, ancak hayali kim kurmaz? Bir, deliler ve toprağın altındakiler. Demek ki biz yaşayan insanlar olarak ulaşmak istediğimiz yere, varmak istediğimiz yere götürebilmek için, gidebilmek için hayallerimizle var olmalıyız. Hayaller bizi hedeflerimize götürecek en önemli yollardır. Şimdi şöyle söyler, insanın kafasında bir sürü yollar geçer değil mi? Yani şuradan Ankara'ya gidecek bir sürü yol da vardır, köyümüze gidecek farklı yollar vardır vesaire. Ama yolların bir kısmı otobandır, bir kısmı stabilizedir, bir kısmı sadece asfalttır, tek yönlüdür. Aslında hayaller şunu sağlıyor bizlere Melisa, hayaller kafamızdaki, beynimizdeki aslında ki tüm yolları otobana dönüştürmek, otobana çıkartmak. Otoban nedir? En rahat yoldur. En rahat yoldur. Huzurlu, güvenli yoldur. İşte hayallerimiz bizleri varmak istediğimiz yere en güvenilir ve en hızlı şekilde ulaştıracak güvenli yol demektir. Onun için hayaller bizim için bir vasıtadır diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Evet, bir başka söz alacak delikanlı vardı. Hocam Yunus benim Emre. Bir sorum vardı. Evet. Evet Yunus Emre, buyur. Hocam sabaha kadar okuduğunuz o kitap hangi kitaptı? Şu anda ismini tam bilmesem de şeydi, Ahmet Günbay Yıldız yazarın ismi. Onun bir romanıydı ama hangisiydi dersen, onun bütün serilerini okudum ben. Sitem olabilir, başka bir şey olabilir, Yanık Buğdaylar olabilir. Yani gerçekten bu insanların kitaplarını tavsiye ederim. Bizim gençliğimize, ideallerimizi oluşturan, kimlik kazandıran ve okumayı da sevdiren kitaplardı. Ama hangisiydi tam bilemeyeceğim şimdi. Ama yazar buydu. Ahmet Günbay. Teşekkürler hocam. Tamam. Biz teşekkür ederim. Ben sorabilir miyim? Tabii ki. Peki çok fazla hayal kurarsak bu kendimizi üzmemize sebep olmaz mı? Ama şöyle, biz kendimizi, gücümüzü biliyoruz. Değil mi? Yani gücümüzün üstünde beklentiye de sahip olmamak lazım. Hayal kuracağız ama ona ulaşabilecek gücümüzün de farkında olarak bu hayali kurarsak bence çok aşırı beklenti de oluşturmaz diye düşünüyorum. Yani ben kendimi biliyorum, siz de kendinizi biliyorsunuz. Kendimizi bilerek bu hayali ona göre kuvvetlendirir, güçlendirirsek bence uçuk kaçık şeyler olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani şu var, hedefleriniz var. A, B, C planlarımızın da olması lazım deriz değil mi hep? A planı, B planı, C planı. Bu planlar, bu hedefler bizleri mutlaka karamsarlığa düşürmez. Yani birini kaybetsek de diğerine tutunabiliriz. Yani kolumuzun biri bu tarafı tutarken diğeri diğer taraftan asılacaktır. Dengeli bir şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ben şeylerimiz yani aşırı olmadığı sürece ben sorun görmüyorum. Elif Su. Çünkü gücümüzün farkındayız. Yani siz kendinizi, insan kendisini bildiği sürece bence çok zararlı bir hayal olmayacaktır. Anladım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocam ben de öncelikle bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Böyle evde kaldığımız günlerde böyle bir sohbetin eğlenceli olduğu kanaatindeyim. Sağ olun, var olun. Arkadaşlarımın da Gençlik Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nı da sizlerin de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum Mustafa. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Hocam ben de konuşabilir miyim? Tabii ki Ali Samet. Buyur. Hocam öncelikle bu zor zamanlarda evimizde de olsa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bayramı kutlamalıyız. Herkesini kutluyorum buradan. Bir de hocam benim bir sorum olacak. Mesela şu an fazla da ucuz olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Ve kitap konusunda yani fazla aşırı kitap okuyan bir insan değilim ben de. Hani o anlamda değil ama mesela kitap konusunda biraz daha vergiler falan düşürülemez mi sizce de? Çünkü bence yani ortalamanın üstünde fiyatları. Sizin düşüncenizi almak istedim. Yani şöyle, kitaplar tabii çeşit çeşit. Her türlü kitabın fiyatları çok çok farklıdır. Yani KDV belki orada sizin dile getirmeye çalıştığınız. O konuda tabii ki bizim nereye ulaşırız, ne kanaat ortaya koyarız. Bunu not alayım ben de. Yine de Ali Samet'in dediğini ulaştıracağımız yerlere iletmeye çalışırız. Olmaz mı? Hocam bir de ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Ömer Faruk, buyur. Kitaplardan vergi %1'miş. Hani olabilecek en asgari seviyede diyorsun. Aynen. Yani. En az asgari seviyede zaten. Hani kitaplardan değil de diğer ürünlere olabilirse bu bende daha mantıklı olabilir. Teşekkür ediyorum Ömer Faruk. Sağ olasın. Evet. Hocam merhabalar. Hocam benim de değinmek istediğim bir konu var. Hayatınızda ilham aldığınız liderler kimlerdi? Hayatımızda ilham aldığımız liderler, biraz önce işte ifade ettiğimiz bu liderler aslında bizim tarihimize mal olmuş. Hepsi bizim için ilham kaynağıdır. Yani bu belki sınıfınızda derse giren bir öğretmeniniz de size ilham veren bir şeydi. Çünkü iyi bir öğretmen size denk gelmiş, iyi bir öğretmen size dokunmuşsa aslında iyi bir liderdir. Size yol veren, size yol gösteren öğretmenlerinizin, iyi olan öğretmenlerinizin olması da çok değerlidir. Saydığımız insanlar, yani atalarımızın hepsi bence, yani bu millete, bizlere, insanlığa hizmet sunmuş olan, yerli yabancı belki ama yerli daha fazla tercih ediyoruz. Bizim kültürümüze uygun olan, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere, tarihimizdeki çok kıymetli kişilikler, kimlikler ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bununla birlikte güncele günümüze geldiğimizde devletimiz için, milletimiz için buluş yapan, ortaya koyan, mücadele eden bilim insanların hepsi aslında. Kalem tutan ve bunu devletin milleti için, insanı için güzel kullanan, kalemi silah olarak değil de insanına hizmet olarak sunmaya çalışan her kim varsa hepsi bizim için ilham kaynağıdır. Teşekkürler teşekkür hocam. Ediyorum. Birisi daha söz alacaktı. Zaman da sağ olun. Zaman azalmadan. Ben evet. Bir şey diyebilir miyim? Tabii. Öncelikle ki. Müdürüm çok teşekkür ederiz. Gerçekten böyle bir süreçte zorluk geçtiğimiz bu süreçte gerçekten kitap okumak, hayal kurmakla ilgili birçok şeye değindiniz ve gerçekten çok da ihtiyacımız varmıştı böyle bir konuya değinmeye. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bu zorlu süreçte hem Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, sizler de ve öğretmenlerimiz de kendi imkanları doğrultusunda evlerinde bizlere online ders vermeye çalışıyorlar. Ben bunun için çok teşekkür ediyorum. Ramazan bayramınızı da buradan kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Gülsün. Sağ olasın. Son bir dakika müdürüm. Evet, son bir dakikayı artık güzel temenniyle kapatalım. Tekrar biz şube müdürümüz İbrahim Yaşçı Bey'e, Arge birimimizde görevli öğretmenimiz Tayfun Öztürk Bey'e ve katılımınız için siz sevgili gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler de müstefit olduk, güzel şeyler paylaştık, sohbetimiz hoş oldu. Katılımınız, samimiyetiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hem Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Hem de Gençlik ve Spor bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Yeni güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.